Sports TV Kadın'dan herkese mutlu günler değerli izleyenler. Spor ve Yaşam'da bugünkü konuğumuz Türk Voleybol Milli Takımı'nın eski kaptanı Özlem Özçelik. Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Birçok başarınız var. Türkiye'de ve yurt dışında sayısız başarıya sahipsiniz. Birçok kez milli takım formasını giydiniz. Evet. Bunların hepsine değineceğiz ama ben öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Özçelik lakabı nereden geliyor? Bu sizin üzerinizde ne zamandan beri var? Özço ilk voleybola başladığım zamanda milli takıma seçilmiştim. Genç milli takıma. Ve orada 3 tane Özlem vardı. En küçükleri bendim. En küçükleri ben olduğum için hani ufaklık, bıcırık dermiş gibi hani adımı birazcık kestiler. Özço yaptılar. Hani Özço işte sular nerede? Özço toplar nerede? İşte Özço şunu unutma, bunu unutma. Hep öyle oradan kaldı ve şu ana kadar yani anneannem dahil, bütün aile fertleri dahil herkes Özço diyor şu anda. Hani Özlem deyince bakmıyorum bile. O kadar hani alışmışım artık Özço'ya. Ama memnunum yani. Çok da hoşuma gidiyor. Size de çok yakışan bir lakap olduğunu söylediniz. Sağ olun. Aslında geç diyebileceğimiz bir yaşta 15 yaşında başladınız değil mi voleybola? Voleybola gelene kadar hangi sporlarla uğraştınız ve voleybolu tercih etmenizdeki sebep neydi? Şimdi şöyle, tabii ki ben küçüklükten beri fizik müsait ve sürekli okulda öğretmenlerim. Annemle babama işte bu kız bir spor yapmalı, bu kız yüzsün, atletizm yapsın, voleybol oynasın, basketbol oynasın. Tabii ki o fizikle bütün öğretmenlerim beni bir yönlendiriyorlardı. Atletizmle başladım. Yüksek atlama da İzmir'de hatta derecelerim var birincilik, ikincilik. Sonra basketbola geçtim. Okulun hem basketbol hem atletizm hem voleybol takımındaydım. Hatta şöyle bir şey de oluyordu. Basketbol maçı oluyordu. Basketbol maçından sonra çıkıp voleybol maçını, formayı değiştirip hemen voleybol maçına geçiyordum. Öyle bir spor yoğunluğu vardı. En sonunda tabii ki voleybolda karar kırdık. Çünkü voleybola olan yeteneğim, yani yatkınlığımı çok daha iyi gördüler. Birazcık da zayıf olduğum için basketbolda da çok fazla hani böyle birebir mücadelelerde çok fazla ayakta duramıyordum. Daha böyle hemen yere düşüyordum falan ama voleybolda çok daha iyi hissettim kendimi. Ve bu şekilde ben voleybola başlamış oldum. Hani geç başlama sebebim de hani basketbol mu, atletizm mi, ne yapayım, okul da var. İşte bir de çok zayıftım. Hani birazcık yiyip birazcık da kilo almak da istedim. Onun hepsinin toplamı 16 yaşa kadar geldi ve 16 yaşında voleybol yaşantıma başlamış oldum macerama. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Zaten ne olursa olsun siz ileride sporcu olmayı mı hedefliyordunuz? Evet yani ne olursa olsun bir de ben yapı gereği hareketli bir kişiliğe sahibim. Yay burcuyum ve oradan oraya sürekli yerinde duran bir insan değilim. Tembelliği hiç sevmiyorum. Sürekli hareket halinde olmam lazım ve bana en yatkın olan şey de spor. Birçok spor dalını tabii ki yapabilirdim. Ama dediğim gibi voleybolda karar kıldım ve çok hareketli olduğum için de sürekli antrenmanlara git gel. Yani bu şekilde voleybol yaşantıma iyi ki de başlamışım. Çünkü geç kaldığımı zannediyordum fakat geç kalmamışım hiç de. Çünkü 16 yaşında başlayıp 17 yaşında hemen ben milli takıma girdim, genç milli takıma girdim. Ve son 5 sene öncesine kadar da milli takımdaydım. O şekilde devam etti. Uzun süre milli takımda mücadele ettim. Tabii buralara geleceğiz, bu başarılara değineceğiz ama eğitimle birlikte sporu bir arada götürmek zor olmuyor muydu sizin için? Ya tabii ki o zamanlar zor oluyordu. Şimdi ben 16 yaşında başlayıp 17 yaşında hemen profesyonel işte maçlara çıkmaya başladım. Hem genç takımda oynuyordum hem A takımda oynuyordum. Oradan oraya. Hatta transfer oldum İstanbul'a. İstanbul'a transfer oluşumda lise kaydımı İstanbul'a aldılar. Liseyi İstanbul'da bitirmiş oldum. Çok da yoğundu. Kamplar oluyordu sürekli uzun dönemli. Ve ben bu işe hani kafayı yatırmıştım. Ben hani bunu yapacağım. Ne olursa olsun tabii ki okulu da birlikte götürme çabam vardı. Ama her zaman düşündüm. Antrenman, spor, maç. Hani ilk planda hep bunu düşünüyordum. Okul hep ikinci plandaydı. Hani bu şekilde yürütmek tabii ki zor oldu ama voleybol her zaman önceliğim oldu.
antrenmanlar. Tabii, şöyle bir araştırma yaptığımda da yıldız ve genç takımda pasör mevkiinde oynadığınızı gördüm. Sonrasında orta sahaya yönelmenizin sebebi neydi? Özellikle sizin tercihiniz miydi yoksa bu antrenörlerin de biraz yönlendirmesiyle mi oldu? Antrenörlerin yönlendirmesi, bir de şimdi hani voleybola yeni başlamışım. Her şeyi öğrenmem gerekiyor. Hani tamam, ben orta oyuncuyum. Orta oyuncunun yapması gereken bir takım şeyler var. Ona yönelip onun üzerinde çok daha fazla yoğunlaşmak gerek. Ama yani orta oyuncunun birinci özelliği blok yapmaktır. Onun haricinde pas atmak, iyi manşet almak, defans yapabilmek, servis, topu iyi kullanabilmek. Bunlar da hepsini bir arada toplarsan çok daha farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Bunun için önce parmak paslarımı, bir de parmaklarım çok inceydi. Parmaklarımı kuvvetlendirme açısından birazcık da hani pasla çalışmam gerekiyordu. O tabii ki o zamanki antrenörümün isteği, o şekilde beni yetiştirdiler. Ki bence çok doğru bir yetiştirme, hani başlangıç olarak doğru bir karar. Benim için de doğru bir karar olmuş ki paslarımı çok beğenirler. Şöyle bir şey de var. Mesela defans sırasında eğer pasör defans yaptıysa karşıdan gelen atağa, orta oyuncu her zaman pas atmak zorunda ve güzel, iyi bir pas atmak zorunda. Onun için hani onu da pekiştirme açısından pasör oynadım. 2 sene pasör oynadım. Çok da iyi pas attım. Ondan sonra yavaş yavaş orta oyuncunun alması gereken teknikler, taktikler, onlara tabii ki yönelmeye başladık. Peki en keyif aldığınız mevkiyi soracak olsam bir tercih yapabilir misiniz? Yani şöyle, şimdi ben orta oyuncuyum ve en büyük aldığım haz blok yaptıktan sonraki. Çünkü karşı takımın oyuncusu ne kadar güçlü, ne kadar hızlı ve ne kadar çok sıçrayıp vurursa vursun, siz karşınızda hani bu şekilde olduktan sonra o topun o hızla, onun vurduğu güçle çarpıp karşı sahaya düşmesi beni inanılmaz mutlu ediyordu. Çok seviyordum. Tabii ki blok zaten yapmam gereken birinci şeydi. Ondan sonra servis atmayı çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum. Hareketli olmayı çok sevdiğim için defansı da çok seviyorum. Voleybol çok severek yaptığım için zaten ben bu kadar uzun zaman oynayabildim. Yoksa hani bir insan hani bir şeyi yapamıyorsa ve yapamadığını da görüyorsa ona gittikçe soğur, bir şekilde sonra bırakır. Ama ben yapmaya başladığımda yapabildiğimi gördüm, başarabildiğimi gördüm ve başarı kazanmaya başladım. Ve bu bana çok farklı şeyler kazandırdı ve bunun için çok daha çalışmam gerektiğini her zaman kendi kendime söylemeye başladım ve başarıyı aştı ve çok da güzel işler de oldu, yaptım. İşini bu kadar sevmek de bu başarıları getiriyor demek tabii diye ki, düşünüyorum. Tabii ki. Sayısız başarıya imza attınız. Milli takım forması altında milli takıma kaptanlık yaptınız. O milli takım formasını giymek bir oyuncuya nasıl bir motivasyon sağlıyor? O maçlara çıkmadan önce nasıl bir duygular hissediyordunuz? Şimdi maçlara çıkmadan önce antrenör karşı takım hakkında taktik verir. İşte kim ne yapıyor, ne diyor, kime dikkat etmemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor. Şimdi bu taktik ayrı bir şey. Bizim kendi soyunma odasında maça hazırlanma şeyimiz, olayımız farklı bir şey. O milli takım formasını üstünüze giyiyorsunuz. O farklı bir şey. Şimdi tamamen bırakın tekniği, taktiği, verilen işte o oyun öncesi, işte ne yapmamız gereken o taktikleri. En önce o milli takım formasını giydikten sonra her şey gidiyor. Çünkü ay yıldız taşıyorsunuz. Farklı bir duygu. İnanılmaz bir güç geliyor. Ve maça çıkmadan önce okuduğumuz İstiklal Marşı. Yani her şeyi unutuyoruz biz. Tamamıyla hem ülkemizi seviyoruz, ülkemiz adına mücadele ediyoruz ve ay yıldızı taşıyoruz. Hani bunu biliyor olmak, bunu hissediyor olmak zaten maçta size ayrı bir güç veriyor. Yani maça çıktığınız zaman hani nasıl söyleyeyim, her şeyi bir tarafa atıp o güçle, o kuvvetle, o hisle çok daha farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Yani ülke dopingi gibi bir şey oluyor. Çok farklı bir duygu. Şimdi anlatmak hani gerçekten bunu sadece işte milli takımda oynamış olan sporcu, her dalda olsun sporcu arkadaşlarım çok daha iyi bilirler. Çok farklı bir duygu. Onu yaşamak, yani yaşamadan hani kimse anlayamaz diye düşünüyorum şu anda. Milli takım forması altında ilk çıktığınız maçı hatırlıyor musunuz?
Evet, Macaristan'da bir turnuva vardı genç milli takımda ve ilk defa yurt dışına çıkacaktım. Hem ilk defa milli takım formasını hem giyeceğim hem de ilk defa yurt dışına çıkacaktım. Benim için çok farklı bir duygu. Tabii ki heyecan, ben heyecanı severim. Yaşamda da her türlü şeyden keyif ve heyecan olsun isterim. Farklı bir heyecan yaşadım ama o heyecan bana güç de verdi. O güçle maça çıktım ama Allah'ım beni utandırma dedim sadece. Çünkü daha yeni başlamışım. Antrenörüm bana güvenmiş ve formayı vermiş ve çıkıp oynamam için de ilk 6'da oynattı, başlattı. Elim ayağım titrediği halde ben çıkıp bir şekilde yaptım. Herkes beni çok gelip tebrik etmişti. Hatta işte nasıl oldu ilk defa maça çıkıyorsun? Hani ilk defa milli takım hiç mi heyecanlanmadı? Tabii ki bir de içimde bana sorun. Yani inanılmaz bir heyecan ama dışa vurmamaya çalıştım. Çünkü dışa vurduğum zaman da oyunuma da etki edebilir diye. Ve ben bunun üstesinden geldim. Gelebildiğimi de gördüm. Ondan sonraki maçlarda zaten üstüne koya 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 çok daha farklı yerlere geldim. Zaten sonra A milli takıma seçildim. Gün oldu, zaman oldu. Genç milli takımdan A milli takımın maçları aynı gün oluyordu. Milli maçı yapıyordum, genç milli takımla maçı yapıyordum. Sonra A milli takım maçına çıkıyordum. Çok yoğun yoğun antrenman dönemlerim oldu. Günde ben 6 saat, 7 saat antrenman yaptığımı hatırlarım. Hani yorgunluktan yürüyemeyecek durumda olduğum zamanları hatırlarım. İşte o ilk milli takım kaptanı olmadan önce ilk milli takıma girişte ben bütün suları, topları, işte ne bileyim taşınması gereken her şeyi ben taşıyordum. Yani maça gidiyorduk. Benden tabii büyükler vardı. Bir kolumda top çantası, bir elimde sular, bir sırtımda kendi çantam, eşyalarım. Ve bu şekilde ben milli takımda, çünkü en küçük bendim. Bunları yapmam gerekiyordu. Bu şekilde başlayarak en sonunda milli takım kaptanı oldum. Ve bunu da hani çoğu arkadaşım hani voleybol camiasında olan İşte antrenörler olsun, yöneticiler olsun. Bunu zaten çok fazla hak ettiğimi ve bu takım kaptanlığı görevinin bana çok yakıştığını her zaman söylerler. Çok da iyi yaptığımı düşünüyorum. Çünkü o kaptanlık döneminde çok büyük başarılara da imza attık. Çok güzel ya. Şu an anlat anlat bitmiyor yani. Anlattıkça anlatılsım geliyor. Hiç pes etmeye yaklaştığınız dönemler oldu mu? Günde 6-7 saate varan antrenmanlar sonrasında acaba başka bir yola gitmeliyim dediğiniz zamanlar oldu mu? Hiç olmadı. Çünkü şöyle bir şey, ben başarılı olduğumu gördükçe daha başarılı olacağıma inandım. Ve hani kafaya da koymuştum ben bunu yapacağım diye. Hiç pes ettim olmadı. Günde 6 saat, 7 saat tabii ki akşam yatağıma yattığımda Allah'ım bugün nasıl bitti, yarın yine aynısını nasıl çıkartacağım, nasıl yapacağım? İşte yarın olsun Allah'ım sabah kalkıyorum, kahvaltı olacak ve antrenman olacak. Yürüyorum ama yani ben yürüyorum ama ruhum böyle hani bedenim bitmiş durumda. Nasıl yapacağım, nasıl yapacağım? Ama o antrenman salonuna geliyorsunuz. Tabii ki hani yorgunluk ya da ne bileyim o kadar saat çalışmışsınız bir gün öncesinden. Tabii ki olacak yorgunluk. Hani bir miskinlik geliyor ama o antrenman kahvaltıdan sonraki salona girdiğinizde, topu elinize aldığınızda bütün yorgunluğunuz gidiyor. Zaten başladığınızda o yorgunluk hiçbir şekilde aklınıza gelmiyor. Bir bakıyorsunuz bitmiş antrenman. Aa bugün de bitti. Akşam yine var. İşte öğle arası yatalım yemekten sonra dinlenelim. Akşamki antrenmanı işte çıkarabilmek için. Yine öğle uykusundan kalkıyorsunuz. Antrenmana giderken yine böyle mayışık tabii ki uykudan kalkmışsınız. O salona girdiğiniz anda her şey geçiyor. Bir sporcunun en büyük hedeflerinden biri de kuşkusuz milli takım formasını giyebilmektir Tabii diye ki. düşünüyorum. Bunu başardınız. Sonrasında bir de milli takıma kaptan olarak görevlendirildiniz. Bu üzerinizde bir baskı yarattı mı? Ya tabii ki şöyle bir şey. Şimdi biz milli takımda hedefleri teker teker koymaya başladık. İşte ne bileyim önce Balkan Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası, işte ne bileyim Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonası. Biz hep bunlara adım adım hedeflere ulaşmak için zaten kendimize bir yol çizmiştik. Bu yolda çok zorlanacağımız zamanlar ve çok zorlu bir yol olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi takım arkadaşlarımla beraber bir yola çıktık ve bu yolda onların bana çok yardımı oldu. Çünkü ben hani tamam sıkıntı çektiğim zamanlar da oldu ama onlar çok az.
Çünkü takım arkadaşlarım her zaman beni hiç suistimal etmeden saygılı ve hani bu işe kafayı koymuş bir şekilde çıkıp görevlerini yaptılar. Hiç daha bir günden bir güne işte Özço ya bugün de işte antrenmanı erteleyelim diye dediğimiz oldu. Hani antrenörle gidip konuşsan da bugün çok yorgunuz, hani antrenmanı yapmasak sabah antrenmanı, yorgunluk. O olmuştur ama o her seferinde olmuyor. Çünkü biz antrenörle konuştuğumuzda yarın sabah için hadi ne olur yapmayalım, yorgunuz dediğimizde antrenör okey diyordu. Çünkü biz akşam o gün yapmadığımız antrenmanın akşamı çıktığımızda biz hakkını veriyorduk o antrenmanın. Yani antrenör hiçbir zaman bak işte bunlara sabah antrenmanda izin verdim, öğleden sonra çıktılar yine hani böyle takılıyorlar gibi hiçbir şey olmamıştır. Çok böyle aile gibi olduk ve çok uzun zaman kamp dönemimiz olduğu için hep aile gibi oluyorduk. Bir şey yaptığımız zaman sinemaya hep beraber gidiyoruz. Zaten yemek hep beraber yeniyor. Hiç böyle ayrı gayrı işte ben işte bugün şöyle yapmak istemiyorum işte bu hiç diyen olmuyordu. Hani ben ne dersem onu yapıyordu arkadaşlarım. O yüzden çok fazla sıkıntı çekmedim. Sıkıntı çektiğim zaman şu zamanlardı. Maç içinde eğer maç kötüye gidiyorsa, sayılarda çok geride olduğumuz durumlarda maç içinde arkadaşlarım psikolojik durumları bozulabiliyor. Kendilerini çok çabuk toparlayamayabiliyorlar. Oyuna geri dönüş yapamıyor olabiliyorlar. Bunları bir şekilde oyuna döndürmem, pozitif şeyler söyleyerek hani oyuna tekrar kazandırmam için çok daha farklı. Herkesin karakterini biliyorum çünkü. Nasıl ne söylemem gerektiğini biliyorum. Oyun içinde kim psikoloji bozuksa ona ne söylersem onu oyuna tekrar geri döndürebilirim. Onların hepsini teker teker tanıdığım için bunu da tek yapabilme sırasında zorlanma zamanım o zamanlar oluyordu. Tabii ki bunları oyuna döndürürken ya da oyunu çevireceğimiz zamanlar, çünkü yenildiğimiz zamanlar da oldu. Biz her maçı kazanmadık. Yenildiğimiz zaman akşam kimse yemeğini yemez. Herkesin çok morali bozuk olur ama ertesi gün tekrar maç oynayacağız. Hani tekrar böyle yenilenme, tamam bugün bitti, biz bugünü kapatıyoruz, mağlup olduk ama yarın bir maç daha var. Bunun telafisini yapabiliriz. Ama hani önce kafaları bir düzeltmemiz lazım gibilerinden çok da bir konuşma yapmışlığım var. Yapabildiğim kadar ben hani takım kaptanlığı yapmaya çalıştım ve çok da güzel şeyler yapmışım ki çok da güzel şeyler yapmışız. Çok da güzel sonuçlar elde ettik. Elde ettik. Bundan dolayı tabii ki sıkıntı işte dediğim gibi çektiğim zamanlar oldu ama artı olan zamanlar eksi olan zamanlardan çok daha fazla. Özlem Hanım, bir araya gideceğiz. Aranın ardından bu başarılara geleceğiz artık. Tamam. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özlem Özçelik'le yaptığımız sohbete kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özlem Hanım, takımın efsane kadrosuna yıllarca kaptanlık yapmış biri olarak 2003-2012 olimpiyat macerasını nasıl değerlendiriyorsunuz? O süreç nasıldı? Şimdi 2003'te dediğim gibi hedefler hep üstüne koya koya. Çünkü başarabildiğimizi ve yapabilecek kapasitemiz olduğunu görüyoruz takım olarak. Çok kaliteli, kabiliyetli oyunculara sahibiz ve biz bunu bir şekilde ülke spor olarak, takım spor olarak öne çıkarmamız gerektiğini biliyoruz. Bu 2003'teki Avrupa Şampiyonası, Ankara'daki Avrupa Şampiyonası bizim kilit zamanımızdı. Yani o 2003 kilit yılıydı ve biz çok çok üzücü şeyler de yaşadık o zaman. Antrenörümüzü kaybettik turnuvaya, yani o şampiyonaya bir hafta kala. Ve düşünebiliyor musunuz bütün oyuncuların psikolojisini biz ve 6 ay kamp yapmıştık. O 6 ay sonunda biz bunun karşılığını mutlaka almalıydık. Psikoloji herkesin yerle bir. Nasıl toplayacağını, ben de
psikolojim bozuldu. Çünkü antrenör benim de ilk İstanbul'a transfer olduğumda geldiğimdeki antrenörümdü ve çok iyi tanıyordum kendisini ve çok üzüldük. Yani anlatamam. O an yaşadıklarımız çok farklı duygulardı. Şimdi hem kendimi toparlayacağım hem takımı toparlayacağım. Ve bir hafta sonrasında maç var. Ve uzun bir dönem kamp yapmışlığımız var. Hani bunu bir şekilde nasıl hani kendimize çevirir de maçlarda neler nasıl pozitif olabiliriz diye düşünürken maçlar tabii ki başladı ama herkes morali kötü. Sonra bir toplantı yaptım ben. Dedim ki kızlar biz bu 6 ay neden kamp yaptık? Bu turnuvaya hazırlanmamız en büyük hedef buydu. Peki Deniz abi ne isterdi? Bizim şu anda ne yapmamızı isterdi? Bu turnuvada alınabilecek bir madalya, bir derece onu çok mutlu ederdi. Tamam biz bunu ne yapacağız? Tamam biz madalya alacağız. İlk 3 dereceye gireceğiz. Herkes bunun sözünü veriyor mu? Herkes bunun sözünü veriyor. O anda biz hemen herkesin psikolojisi değişti. Bu sefer aşağı giderken tam yukarı çıkmaya başladık. Maçları arka arka oynadık ve her oynadığımız maçta bir öncekinden çok daha iyi oynamaya başladık ve maç kazanmaya başladık. Ki Rusya, işte Almanya, Hollanda gibi çok iyi takımlar da vardı. Biz bunları yavaş yavaş her gün oynayarak finale kadar geldik. Ve geldiğimizde şimdi biz ne yaptık diyoruz. Tamam biz oynuyoruz, maç kazanıyoruz ama seviniyoruz da ne yapıyoruz? Biz ne yaptığımızı bizim Türk halkı bize hissettirdi. Biz ne yapıyoruz? Hani biz o ana kadar ne yaptığımızın pek farkında değildik. Çünkü hani voleybol bir şekilde hani bir yerlerde derecelere giriyor ama hiçbir zaman uluslararası derecelerde işte ne bileyim büyük turnuvalarda dereceye girme şansımız olmuyordu. İlk defa böyle bir derece elde ediyoruz ve biz ne yapıyoruz dedik. Ve Türk halkı bizim ne yaptığımızı bize o kadar iyi hissettirdi ki hatta haddinden fazla hissettirdi. Biz hiç görmediğimiz tepkileri pozitif olarak, hiç almadığımız mesajları, tebrikleri, işte ne bileyim enerjiyi halktan aldık ve o an, o sene yaşadığımız, o finale oynadıktan sonra yaşadığımız Avrupa ikinciliği bize çok şey kazandırdı. Hem halkla iç içe olduk hem çok daha fazla herkes, düşünseniz ya hani biz Avrupa ikincisi olduk, ondan sonra işte dünya şampiyonlarına gitmeye başladık. Dünya şampiyonasında Japonya'ya gittik, Japonya'da maç oynuyoruz. Saat Türkiye saatiyle sabah 5'te ya da 6'da ya da gece 4'te maç. Saatlerini kurup kalkıp maçı izleyen bir halk vardı. Yani bize destek olan. Ve bunu yapıyorlardı. Hani gerçekten biz bunu biliyoruz, yapıyorlardı yani. Tabii ki oradan döndükten sonra biz bunları idrak edebiliriz evet, tam anlamıyla. Çünkü Japonya'da biz 20 gün, 25 gün kaldık dünya şampiyonası. Ve ki orada da voleybolda ekol olmuş ülkeler karşılaştık ve onlarla çok da güzel kazandığımız maçlar oldu. Kaybettiklerimiz de oldu ama en azından biz bayan voleybolu olarak, Türk bayan voleybolu olarak nereye geldik, voleybolu nereye getirdik ve hangi kimlerle mücadele ediyoruz? Bunu gösterdik ve bir yol açıldı o 2003'te. Halkımızla beraber açtık. Türk halkıyla beraber açtık o yolu. Ve o yol hala devam ediyor. Şimdi bizim eskiden atıyorum Brezilya ki çok büyük söz sahibidir voleybolda, bir ekoldür. Brezilya, kimle, hani onlar şöyle düşünüyorlar, kimle oynuyoruz? Türkiye, tamam. Antrenör işte en fazla 5 dakika, 10 dakika maç öncesi toplantı yapar. İşte Türkiye'de şu şöyle yapar, bu böyle yapar, tamam çıkın oynayın. Ama şimdi 2 saat, 3 saat toplantı yapıyorlar. Teker teker hangi oyuncunun nereye vuracağını, işte ne bileyim teknikler ve tehlikeli bir takım olduğumuzu artık Brezilya'da biliyor, Rusya'da biliyor, işte ne bileyim Japonya'da biliyor. En başına dedim ya size daha genç milli takımda ben oynarken daha ilk girdiğimde bir hedefler koymuştuk zaten kendimize. Ben koymuştum en azından. O hedeflere yavaş yavaş geldik ve o hedefler doğrultusunda şu anda ilerliyoruz ve çok da pozitif bir şekilde, iyi bir şekilde ilerliyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yani Türk voleybolunu dünyada bu şekilde
duyurulmasına yol açan kişilerin başındasınız. Rol modellerden birisiniz ve voleybolda gün geçtikçe çok daha iyi yerlere geliyor ülkemizde. Eczacıbaşı'nın şampiyonlukları olsun. Tabii daha birçok başarıda geleceğine inanıyorum ben. Özlem Hanım, biraz daha geçmişe gidecek olursak 2004 Atina Olimpiyatları'nda olimpiyat meşalesi koşusu sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde olimpiyat meşalesini taşımıştınız. O an neler hissettiniz? Ya o an önce uçacağım zannettim. İnanılmaz bir rüzgar vardı. Ve köprünün üstünde koşacağımı duyunca dedim ki ben köprünün üstünde, çünkü birçok sporcu ve sanatçı arkadaşlarımız vardı. Farklı yerlerinde İstanbul'un. Fakat köprünün üstünü bana vermişler. Ve nasıl bir rüzgar var? Yani o meşale, zaten ben bir şekilde geçireceğim onu. Hani heyecanı seviyorum demiştim en başında. Yine köprünün başından sonuna koşacağım. Hani bir şekilde koşacağım. Ama o meşaleyi elime aldıktan sonra köprü başına kadar zaten otobüslerle geliyoruz. Benden önceki arkadaşım köprü başına kadar meşaleyi getirdi. Otobüsten ben indim köprü başında. Meşaleyi aldım. Köprünün bir başından bir başına. O insanların tabii ki öbür şerit açık olduğu için o insanların kornalara basmaları, tepkileri, işte alkışlar, işte ne bileyim etraftaki işte polisler falan, onların eşliğinde koşmak ve o meşaleyi taşımak gerçekten ayrı bir duygu. Bunu da yaptığım için kendimi gerçekten çok tebrik ettim, takdir ettim. Hani bir şekilde o meşaleyi oradan oraya geçirmek çok farklı bir duygu. Milli takımda olmadan öte başka bir şey gibi geldi bana. O an koşarken bitmesin istedim. Upuzun koşayım istedim. Yani bir köprü bitimine geldiğinde meşaleyi vermek istemedim. O kadar büyük mutluluk duydum. O da tabii çok farklı bir duygu. Yani şu anda anlatıyorum ben ama hani hissediyor musunuz bilmiyorum ama ben çok böyle farklı duygularla anlatıyorum şu anda. Çok da tarifi olmayan bir duygu olsa gerek değil mi? Evet. Yani o kadar büyük başarıların yanında şunu da merak ediyorum. Başarmak isteyip de başaramadığınız içinizde kalmış olan bir hedef, bir nokta oldu mu? Olmadı. En son ben yurt dışında oynamayı çok istiyordum. 2003'teki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bana Rusya'dan, Dinamo Moskova'dan bir transfer teklifi geldi. Ben bunu değerlendirmek istedim. Çünkü dediğim gibi bir hedeflerim vardı. Bu hedeflerin arasında yurt dışında oynamak da vardı. Ve ben çok Rusya'nın en iyi takımlarından ve geçmişi olan köklü kulüplerinden bir tanesinden böyle bir teklif gelince ben bunu geri çevirmek istemedim. Ben ne olursa olsun ben Rusya'da gidip bu takımda oynayacağım dedim. Anlaşma imzaladık ve ben Rusya'ya gittim. 8 ay boyunca Rusya'da kaldım ve Rusya gerçekten voleybolda, bayan voleybolunda çok güce dayalı olan bir oyun tarzları olan bir ülkedir. Çok güçlü, işte ne bileyim oyuncuları olsun, işte dışarıdan transfer ettikleri yabancı oyuncular olsun, hepsi sağlam oyuncular, iyi oyuncular ve çok sert de bir ligleri var. Bunu bile bile, bir de soğuğa karşı, oradaki yaşam koşullarına karşı mücadele edeceğim. Ben dedim ben bunu yapacağım, gideceğim. Ve Rusya'ya gittiğimde gerçekten çok zor yaşam koşullarında olmama rağmen çok da başarılı bir şekilde Rusya şampiyonu olduk. Ve orada oynadığım maçlarda da 24 tane maç oynadık. Bu maçların 7 tanesinde maçın adamı seçildim Ruslar tarafından ve bu çok farklı bir şey yaşattı bana. Ve oraya gelen Türkler, işte orada yaşayan Türkler her maça gelip pankart açmaları, işte Özlem diye, Türkiye diye bağırmaları çok ayrı bir duygu. Orada oynadığım 8 ay boyunca dediğim gibi çok kötü yaşam koşullarından dolayı kötü olduğum, psikolojim kötü olduğu zamanlar da oldu. Fakat aldığımız başarılar, işte ne bileyim kupa, oradaki aldığımız, kazandığımız kupa, Rusya şampiyonu olmamız o bütün her şeyi silip götürdü ve şöyle de bir şey var. İlk gittiğim zaman da Rusya'ya çok zorluk çektim. Yani bir ay falan ağladım. Ağlayarak gidip geliyordum antrenmanlara. Çünkü -41 dereceyi gördüm. Antrenman, deplasmanlara maça gittiğimizde işte ne bileyim 8 saat uçakla uçuyorduk. Her yere uçak yoktu. İşte trenle gidiyoruz 17 saat deplasman maçları falan. Bayağı böyle bir zorlandım.
Ve bize yılbaşında 4 günlük, 5 günlük bir tatil verdiler. Ben Türkiye'ye dönmedim. Çünkü buraya geldiğimde belki dedim hani tamam dönmeyeceğim bir daha, geldim burada kalayım. Hani o duyguyu yaşarım diye korktuğum için o 4 günü de boş günü de Rusya'da geçirdim. İyi oldu, gezdim, gördüm. Orada da şampiyon olduk. Orada işte o kupayı bana verdiler. Kupa, yani herkes kaldırdı. Ben de kupayı kaldırdığım anda dedim burada şampiyon olduk, Rusya şampiyonu. Ve artık evine dönmenin zamanı geldi. Bir sene daha sözleşme yenilmek istediler ama ülkemi çok özlemiştim. Oradan sonra buraya geldim tekrar. O yaşadığım, hani içimde kalan şeydi, onu da Rusya'da oynayarak. Hem de şampiyon olarak. Şampiyon olarak bitirdim ve o da, hani onu da yaşamış oldum, o da kalmadı içimde yani. Milli takımdaki başarının ardından geldi değil mi teklifte? Tabii ki, tabii ki. 2003'te aldığımız o Avrupa ikinciliğinde orada gösterdiğimiz performans ve herhalde iyi de oynadığımı gördüler. Direkt transfer teklifinde bulunan, ben de hiç kaçırmadan, çünkü istediğim bir şeydi, bir hedefim olan bir şeydi. İyi bir takımda olunca hiç düşünmeden kabul ettim. Hiç düşünmedim hem de. Siz de belirttiniz, Rusya birçok ülke gibi ekol takımlardan bir tabii tanesi ki, voleybolda. Tabii ki. En son Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonu'nda ki 11. 12. Avrupa Şampiyonu'nu falan kazandı. Olimpiyatlarda zaten hani sürekli madalya alan bir ülke. Ve dediğim gibi bunlar güce dayalı oldukları için ve halk olarak, ırk olarak da çok uzunlar. Çok uzun oldukları için karşılıklı oynadığınız zaman mücadele etmek çok zor oluyor. Yani karşı boyu uzun, çıkıp sen ne kadar bloğa çıksan da karşısında, vurduğu topu hani blok yapmak istesen de, onlar uzun oldukları için kollarını açtıklarında bloğun üstünden vuruyorlar. Dediğim gibi çok güce dayalı oldukları için de bu işi iyi yapıyorlar. Yani ekol ülkelerden bir tanesi. Yaşam koşulları açısından adaptasyon süreci geçirdiniz. Peki takım içine alışma süreciniz kolay mı oldu? Şöyle bir şey, zaten ben milli takımlarda çoğu arkadaşım, hani orada oynadığım milli takımlardan tanıyoruz birbirimizi. Oraya gittiğimde hiç yabancılık çektirmediler bana. Çok da güzel bir ortam vardı. Hem yöneticiler olsun hem takım arkadaşlarım olsun. Her konuda çok yardımcı oldular. Hiç yabancılık çekmedim. Misafirperverlikleri nasıl oldu? Çok güzel. Yani bir şey yaptıkları zaman zaten sürekli beni de yanlarına götürüyor. Hadi şuraya gidiyoruz, hadi buraya gidiyoruz, hadi şunu yemeye gidiyoruz. Hadi sinemaya gidiyoruz. Sürekli beni yanlarında götürüyorlardı ve ufak tefek Rusça şeyler de öğrenmiştim ben. Ondan sonra hatta işte ne bileyim böyle konuşmama çok fazla, hani dilim dönmediği için de gülüyorlar bana. Espriler falan. Güzel geçti, keyifli geçti yani. Peki oradaki forma numaranız da 4 müydü? Hiç değiştirmeden 4 numarayı giymenizin... Ay, orada 14 giydim ya. Çünkü neden? Dolu muydu? Doluydu. Şimdi orada oynayan, senelerce Rusya'da oynayan, Dinamo Moskova takımında oynayan bir 4 numara giyen bir arkadaş. 4-5 senedir orada oynuyor ve hani orada da hani sevilen bir insan ve milli takımda da oynayan bir oyuncu. Şimdi ona gidip de sen bana 4 numarayı ver diyemem. Çünkü ben oraya gittim, bir amaç için gittim ve bir kendimi gösterme açısından, hani artık forma numarası çok fazla önemli değil. 4 olmuyorsa 14 olsun o zaman dedim. 14 giydim orada da. Peki 4 numarayı hiç değiştirmeden 4 numarayı giymek istemenizin ve giymenizin sebebi var mıydı? Bir uğur muydu sizin için? Var. Çünkü 4 numarayı giydiğim ilk maçta çıktığımda harikalar yaratmıştım. Ben bile kendime inanamıyordum. Çok iyi oynadım. Sonra şimdi bizim ilk ben voleybola başladığımda, milli takıma başladığımda bize ne verirlerse o numarayı giymek zorundasın. Hani ben 4'ü istiyorum, ben 7'yi istiyorum falan, böyle bir isteme lüksün yok küçük olduğun için. İşte al sen bu numarayı, bu numarayı giy. Bana da o zaman işte 4 denk gelmişti. Ve ben o 4 numarayla kendimi çok farklı hissettim. Hani baktığımda aynaya daha 4 numara, güzel güzel, evet güzel, beğendim falan bu şekilde. Çok da benimsemeye de başladım. Ondan sonra bir daha değiştirmedim. Çok güzel bir şekilde de taşıdınız bunu kariyeriniz teşekkür boyunca. Teşekkür ederim. Evet, çok mutlu oldum. Bunun haricinde batıl inançlarınız var mıydı? Maçlardan önce uğruna inanarak yaptığınız totem ya da herhangi başka bir şey? Yani şöyle, kazandığımız maçlarda taktığım toka, işte giydiğim çorap,
büstü yer. Ertesi gün tekrar gelirim ki şeye kadar, kaybedene kadar, kaybedeceğimiz maç olduğu zaman değiştiririm. Çünkü hani onların bir uğuru olduğuna inanırım. Aynı tokayı, aynı çorabı, tabii ki yıkıyorum bunları ertesi gün için. Aynı tokayı, aynı çorabı giyip hani maça çıkmak benim için daha çok böyle rahat olmamı şey yapıyordu. Hani öyle hissediyordum. Tabii ki yenilirsek eğer hemen hop değiştiriyorum. Başka çorap, başka toka. Bu vardı başka tabii bir şey. Bir kadın olarak da görüntümüze de, nasıl göründüğümüze de önem veriyoruz tabii değil ki, mi? Tabii maçlardan ki. Önce bir hazırlık oluyor muydu bakım ve saç, makyaj olarak? Ya tabii ki şöyle, biz oraya çıktığımızda sadece işimizi yapıyoruz tamam ama oraya bizi seyretmeye, bizi desteklemeye gelen insanlar da var. Oyunumuzdan öte görsellik açısından da iyi, kendimizi ne kadar iyi hissedersek, ne kadar mutlu hissedersek bu oyunumuza da o kadar yansıyor. Ve biz voleybolcular olarak da suçu severiz birazcık. Maç öncesi tabii ki ufak tefek, çok ağır olmadığı müddetçe işte bir allık, bir ruj, işte bir rimel, bunları mutlaka yapar, öyle çıkarız maça. Çünkü abartmıyoruz, çünkü terliyorsun, o oluyor, bu oluyor falan, hani çok fazla abartmadan çıkmaya özen gösteririz ama mutlaka olması gerekiyor. İşte milli takım maçlarında da bizim soyunma odamızda Ankara'da böyle uzun bir tane işte aynanın önünde böyle bir yer vardı. Onun üstünü görmenizi isterdim. İnanamazsınız ya, makyaj odası içeride nasıl, hani makyaj bu aynı o şekilde makyaj malzemeleri ve kimse kimsenin hani bu kimin, benimki nerede, ay ben benimkini alayım, ay benimki falan demezdi. Hani kim ne vuruyor, hani orası bizim ortak yerimiz gibi. Hani saç fırçası, ne bileyim işte odur budur, herkes onu kullanabiliyor. Bu tarz şeylerimiz de vardı ve çok da keyif alıyoruz. Yani bunu yapınca kendimizi çok daha iyi hissediyoruz maça çıktığında. Çok daha hani böyle güçlü, daha işte görsellik açısından kendini iyi hissettim. Oyunu da yansıyor. Kesinlikle. Oyuna yansıdığı zaman da güzel de sonuçlar ortaya evet, çıkıyor diyebiliriz. Aynen öyle. Peki kendinize çok iyi baktığınız takdirde voleybol kaç yaşına kadar devam ettirilebilir? Yani ben 39 yaşına kadar oynadım. Şöyle bir şey, tabii ki hani yemek de gerekiyor ama sürekli yoğun bir tempoda antrenman yapan arkadaşlarım var. Tamam, hani yemek yemeleri gerekiyor, işte ne bileyim sağlıklı beslenmeleri gerekiyor, iyi beslenmeleri gerekiyor. Ama birazcık kiloya da bağlı, sakatlık durumuna bağlı. Bazı arkadaşlarım var, çok şeyleri düşük. Yani vücut sağlamlıkları düşük. Dirençli. En ufacık bir şeyde hani sakatlanma olasılığı oluyor. Bir yeri iyileşiyor, hop öbür tarafı sakatlanıyor falan. Kendine iyi bakmak çok önemli. Dediğim gibi biraz kilonuzu hani iyi tuttuğunuz vakit, birazcık da tekniğiniz iyiyse bunu 39-40'a kadar, hatta oynayan arkadaşlarım da var, oynayabilir. Yani o birazcık kendi psikolojine göre, hani ben de dedim ya seviyorum diye. Hani bir de geç başladım, 16 yaşında başladığım için o yaşa kadar hani oynadım ki daha şu anda çıksam yine oynarım. Hani o kadar bıraktıktan sonra da ben kendimi, sporu bırakmadım çünkü kendime bakmaya, işte sağlıklı beslenmeye ve spora devam ettim. Bunun için hani o birazcık psikolojik şeye de bağlı, vücut yapınıza da bağlı. 39-40 olabilir, 41 olabilir. Evet, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz Özlem Hanım, ama sporcu kişiliğinizi bir kenara koyacak olursak, menajerlik yapıyorsunuz şu anda değil mi? Evet. Menajerliğe evet. Geçiş nasıl oldu? Hep aklınızda olan bir şey miydi? Voleybolu bitirdikten sonra menajerlik yaparım diye. Tabii ki. Şimdi bizim menajerlik son zamanlarda işte voleybolun, bayan voleybolunun kademe atlayarak üst platformlarda mücadele ettikleri andan itibaren menajerlik olayı da bizim ülkemizde olası, mutlaka olması gereken bir iş haline geldi. Çünkü gerçekten kaliteli oyuncularımız, iyi oyuncularımız var ve bunların da dediğim gibi yurt dışından transfer etmek isteyen bir sürü kulüp var. Bunların bir şekilde profesyonel oldukları için sadece antrenmanlarını yapıyorlar. İşte dinlenmeleri gerekir, maçları var, kampları var. Bunları tabii ki hani onlar birebir ilgilenmeyecekler. Menajer olması şart.
Ben de voleybolu çok seviyorum, içinde olmak istiyorum ve herkesi tanıdığım, herkesle diyaloğum olduğu için de bu şekilde voleybolun içinde kalmayı tercih ettim. Daha değişik projeler de var. Bunlar da ilerleyen aylarda, yıllarda o projeleri de inşallah bir şeye, harekete sokarsam, yine tekrar konunuz olduğunda, geldiğimde anlatırım. Çok farklı projelerim de var. Voleybolu seviyorum. Sevdiğim için de bu menajerlik hani bir şekilde voleybolun içinde kalmamı sağlıyor. Bunun için bir de voleybolcuyken çektiğimiz sıkıntılar, ne bileyim dertlerimiz, iletişim sorununu yöneticilerle, ne bileyim diğer takımın antrenörüyle iletişim sorunu, bunları hep bir şekilde yaşadığımız için, neler yaşabildiklerini de bildiğim için oyuncuların, onlara yardım etme amaçlı, onların yanında olma amaçlı bu işe başladım bu şekilde. Peki Özlem Hanım, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Sizi çok daha yakından tanımış olduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Spor ve Yaşam'da bugünkü konuğumuz eski milli takım kaptanı Özlem Özçelik'ti. Kendisiyle voleybol kariyerine dair çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.